Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Temmuz 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, bu ay hareketli, hızlı bir ay. Özellikle ilginiz, alakanız, yakın çevreniz, ailenizle ilgili konulara daha fazla odaklanabilir. Yengeç burcunda bir yeni ay doğacak. Kova burcunda dolunay var. Jüpiter Balık burcundaki kısa seyahatini tamamlıyor ve tekrar Kova burcuna dönüyor. Ve gezegeniniz Venüs bu ay Aslan ve Başak burçlarında hareket edecek. Evet, kısa başlıklarımız bunlar. Şimdi detaylara bakalım. Ayın ilk haftasında özellikle Aslan burcunda ilerleyen gezegeniniz Venüs ve Mars'ın paralel hareketi sizin için de biraz daha enerjinizin, ilgi odağınızın, yaşam alanlarınızda, evinizde, ailenizle ilgili konulara odaklı olabileceğini gösteriyor. Tabii ki burada Venüs ve Mars Aslan burcuna çok hırslıdır ve kararlıdır. Rahat ve konforunuz da öne çıkıyor. Evinizde ve aile ortamınızda konforunuza yönelik, estetiğe yönelik bazı uğraşlarınız da olabilir. Belki evinizi dekore edeceksiniz, tadilatlar olacak. Yani evde daha fazla uğraşlar var. Aileyle ilgili burada ev içerisinde yine bazı etkinlikler olabilir. Şimdi sabitlerdeki gezegenler ayın ilk haftası, Temmuz'un ilk haftası zaman zaman biraz zorlayıcı. Uranüs zaten sizin burcunuzda, Satürn Kova burcunda ve Venüs'ün Mars'ın Uranüs ve Satürn'le yapacağı zıt açılar biraz gerilim de yaratabilir. O yüzden evdeki işlerin, sorumlulukların biraz üzerinizde baskı yaratması ya da zorunlu bazı beklemediğiniz durumlarla karşılaşmanız, zaman zaman aile büyükleri ya da otorite figürleriyle olabilecek bazı zıtlaşmaların söz konusu olması, bunlar mümkün. Değiştiremeyeceğimiz konular varsa bu dönemde daha sakin ve sabırlı olmamız gerekiyor. Özellikle sağlığımızla ilgili konulara biraz özen göstermemiz gerekiyor. Kendimiz olduğu kadar aile üyelerinin de genel sağlıkları, genel düzenleriyle ilgili konulara belki daha fazla enerji harcamamız gerekiyor. 10 Temmuz'da 18 derece Yengeç burcunda yeni ay doğacak. 3. evinizdeki yeni ay. Ayın özellikle 10'u ile 25'i arasındaki 2 haftalık süreç içerisinde günlük hayatınızdaki hareketliliği arttırabilir. Aslında bu yeni ay sizin için güzel bir yeni ay, destekleyici bir yeni ay. Burcunuzdaki Uranüs'te de güzel bir bağlantısı var. Yakın çevrenizdeki etkileşimleri arttırıyor. Yani kardeşler, akrabalar, komşular, aile üyeleriyle daha fazla bir arada olabileceğiniz, gitmelerin, gelmelerin, ziyaretlerin olması, yolculukların, seyahatlerin olması mümkün. Bunun yanı sıra eğitimle ilgili konular aktif. Bir eğitime başlayabilirsiniz örneğin. Bir şeyler öğrenebilirsiniz, okuyabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Bir tatil organize edebilirsiniz. İletişim cihazları, belki bir telefon, bir bilgisayar alacaksınız. Belki bir otomobilinizle ilgili bir konu var. Bunları da devreye alabilecek verimli bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 18 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ayın bireysel olarak sizin için etkileri daha güçlü görünüyor. Ticari faaliyetler açısından da güzel bir yeni ay aslında. Kendi işinizi yapıyorsanız bu yeni ay çok bereketli de olabilir. Dişi enerjinin biraz aktif olması, kadınlarla ilişkiler, çevrenizdeki işte kız kardeşler olabilir, kadın akrabalar olabilir, komşu olabilir, arkadaş olabilir. Biraz kadın figürlerden daha fazla destekler alabileceğinizi, yardımlar alabileceğinizi de işaret ediyor. Merkür bu ay çok hızlı. Ayın ilk 10 günlük devresinde İkizler burcunda olacak. Ayın ilk 10 günlük döneminde parasal konularda hızlı gelişmeler var. Ve bunlar daha çok Haziran ayında ertelenmiş konular olabilir. Haziran ayı sizin maddi konularda biraz karıştırdı. Biraz bir şeyler zorladı. Evdeki hesap çok çarşıya uymadı. Şimdi bunları toparlayabileceğiniz süreç başlıyor aslında. Merkür hızlı bir şekilde para alanınızı şöyle bir gözden geçirmenizi sağlayacak. Bunlar kazançlar anlamında ve ticari konularda da tabii ki çok aktif olabilir. Ayın 11'inden itibaren Merkür Yengeç'te. 27'sine kadar olan süreçte bazı seyahatleri, yolculukları aktif hale getiriyor. Zihinsel anlamda da çok verimli. Yeni şeyler öğrenme konusunda da çok heveslisiniz. Bol bol okuyabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Öğrenciyseniz eğitimle ilgili de çok verimli olabileceğiniz bir dönem. 27'sinden sonra Aslan Burcu'na geçecek. Daha çok kendi alanınıza, özel hayatınıza çekiliyorsunuz. Evle ilgili konular var, aileyle ilgili mevzular var. Zihninizi bunlar daha fazla meşgul ediyor. Evet, ve Dolunay ayın 24'ünde meydana geliyor. Kova Dolunayı. Kova Dolunayı sizin için önemli. Tam haritanızın tepesinde, kariyer alanınızda bazı farkındalıklar getiriyor. Ama sizi önemli hedeflerinize de ulaştırabilir bu Dolunay. Sabit bir Dolunay olduğu için en fazla etki alan burçlardansınız. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 1 derece ve yakınlarındaysa etkiler artacaktır. İş hayatınızda, mesleğinizle ilgili alanlarda bazı dönüşümler de olabilir tabii ki. Biraz bazı zorluklar da olabilir. Çünkü Dolunay Satürn ve Plüto arasında bir etkileşim içerisinde, bu otorite figürleriyle ilişkilere, genel sorumluluklarımıza dikkat çekiyor ve buralarda bizi zorlayacak, kısıtlayacak konular da devrede olabilir. Ancak bu engellerin ya da kısıtlamaların önemli farkındalıklar vermesi de mümkün bize. Eğer bazı işlerimiz, projelerimiz ilerleyemiyorsa ya da bazı kariyer hayatımızda tıkanıklıklarla karşılaşıyorsak, demek ki bazı yol değişimlerine gitmemiz lazım ya da farklı bir bakış açısı edinmemiz gerekiyor. İşte bu alanlarda da önemli açılımlar getirebilir bu Dolunay. Aile büyükleri, otorite figürleri, üstlerle ilgili konular yine Dolunay'ın kapsamı içerisinde dikkat çekici olabilir. Ayın son günleri, son haftası Kova Dolunay'ının tesirleri üzerimizde üzerimizde çok etkili olacak. 28 Temmuz'da Jüpiter artık tekrar Kova Burcu'na geçiyor. Kısa bir süre biliyorsunuz Balığa gelmişti. Şimdi tekrar Kova Burcu'nda olacak. 18 Ekim'e kadar gerileyecek. 18 Ekim'den itibaren de 29 Aralık'a kadar Kova Burcu'nda ilerleyecek. Yani yıl sonuna kadar Kova Burcu'nda bir Jüpiter var. Yine kariyer alanınız Jüpiter'in desteği altında olacak. Özellikle bu dönemde Mayıs ayındaki geçişlerine dikkat etmek lazım. O dönemde Mayıs'ın ilk yarısı içerisindeki hareketlerinde size sunmuş olduğu bazı fırsatlar olabilir. Şimdi geri dönüşüyle beraber bu ay onları tekrar ele almanız, tekrar değerlendirmeniz, içselleştirmeniz, geliştirmeniz mümkün görünüyor. Evet, Satürn'le beraber Jüpiter Kova Burcu'nda, sevgili boğalar, geleceğinize dair konularda daha ciddi, daha kararlı olduğunuz bir dönemdesiniz. Bunlar birçok boğa için kariyer planlarında önemli yapılandırmalar getirebilir. Önemli, güçlü değişimler de olabilir ama Jüpiter iyicil etkisiyle daha fazla fırsat çıkarabiliyor. Ufkumuzu genişletiyor ve özellikle bizi toplumdaki duruşumuz, statümüz, görev ve sorumluluklarımız alanında daha fazla destekliyor bu dönemde. Fırsatları da karşımıza çıkarabiliyor. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinçokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.